Pandemi süreci iyi yönetilemedi arkadaşlar. Mecliste grup toplantısı düzenleyen CHP ve İYİ Parti'nin hedefinde COVID-19'la mücadele vardı. Türkiye'nin rakamlarına hiç kimse inanmıyor. Türk Tabipler Birliği'ni terörist ilan ettiler. Akıl dışı. Böyle bir devlet yönetimi olabilir mi? Bir kişinin hastalığını kim bilir? Doktor bilir. Doktor da diyor ki bunun hastalığı budur, sayısı da budur. Derhal 14 günlük sokağa çıkma yasağını uygulayın. Bunu yaparken de vatandaşımızın mağduriyetini önleyecek önlemleri eksiksiz alın. Zararın neresinden dönersek kârdır. Zaman, Türk milletinin sağlığını, canını koruma zamanı, siyasi rant kovalama zamanı değildir. İki lider de ekonomideki gelişmeler ve Katar'ın Borsa İstanbul'dan pay almasını eleştirdi. Bugün Türkiye Cumhuriyeti ekonomik bağımsızlığı açısından ciddi bir sorunla karşı karşıyadır. Ekonomik durumumuz bir an önceki aya göre daha mı iyi yoksa bir önceki aya göre daha mı kötü? Dolayısıyla iktidar ülkeyi bir önceki aya göre daha mı iyi yönetiyor yoksa daha mı kötü yönetiyor? AK Parti eskinin Doğu bloku iktidarlarını aratmayan hantal bir partiye dönüşmüş. Ampulün içine orak çekik konulursa şaşırmayın. Akşener partisinin 2021 yılı asgari ücret rakamına ilişkin önerisini de açıkladı. Brüt asgari ücreti 3000 liraya çıkarıp asgari ücretli çalışanımıza brüt kazancının tamamını ödeyelim. Yani işverenimiz çalıştırdığı asgari ücretli vatandaşımızın gelir vergisini ve SGK primini devlete değil çalışanına versin. Devletimiz de çalışanımızın gelir vergisini ve SGK primini üstlensin. Devletin ordusu Katar'a satılmış. Ey bu CHP'nin başındaki zat! Senin milletvekilin kalkacak, benim silahlı kuvvetlerine bu denli hakaret edecek, bu denli edepsizce, alçakça hakaret edecek ve sen bunu kapıya koyamayacaksın. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önerisinin tam tersine Türk ordusuna yönelik skandal ifadeler kullanan CHP milletvekili Ali Mahir Başarır'ın arkasında durdu. Ordu Erdoğan'ın ordusu değildir. Ordu kimsenin ordusu değildir. Ordu üzerinden siyaset yapmak doğru değildir.